Geç kaldım. Ben çok geç kaldım. Oh, ya Rabbim. Başka bir şey yok. Tamam, taktım ben. Birazcık. Soğukun. Sür sür. Bakayım. Gülüme. Yüreğime. Kahve değil. Soğuk profil. Güzel profil. Güzel güzel. Bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Bugün Perili evde incin top oynuyor ya. Sana ne abne? Belki ailecek bir yere gittiler. Sana ne? Sana nesi var mı halacık? Perili evde çok ilginç şeyler oluyor. Biliyorsun Betüş Hanım her sabah kafeye gidiyor. Sadık Bey işe gidiyor, çocuklar da okula gidiyor. Ama Firuze hiçbir yere gitmiyor. Neden? Çünkü Firuze bu evde çalışıyor. Ama Firuze bugün bu evde yok. Esi var mı halacığım? Acaba işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Bunu merak ediyorum ben. Onu merak ediyorum halacığım. Bırak şu elindekini abine Allah aşkına. Bak şimdi Suzan görecek. Gene bağırış çağırış. Vallahi kafam gürültü kaldırmıyor artık. Ama halacığım çok merak ediyorum. Acaba diyorum geldi de bizim göremediğimiz bir köşede mi duruyor Firuze? İşte o köşeyi bulmaya çalışıyorum halacığım. Abim, buyurun benim. Suzan, açıklayabilirim Suzan. Neyi açıklayacaksın ha? Neyi açıklayacaksın? Yahu bir günde ben şu evden çıkayım da ondan sonra otur şunun başına. Saygısız terbiyesiz. Yine komşunun evini gözetliyorsun ha? Komşu dediğin Perili. Üstelik o Perili evin biliyorsun orada çalışan Firuze bugün evde yok. Ha, periler bitti şimdi Firuze'ye mi dadandın? Hayır, bağırmana gerek yok. Çok ilginç şeyler oluyor. Bak Firuze'nin her zaman orada olması gerekiyor ama bugün yok. Acaba diyorum işe mi gelmedi? Geldi de bir yere mi gitti? Gitti de nereye gitti? Hiç bilmiyoruz bunları. Sana ne ha? Sana ne? Sana ne abi? Bana bak. Bana bak. Yoksa sen başından beri perileri bahane edip Firuze'yi mi gözetliyorsun ha? Bak bak, iyice bak bakalım gelebilecek misin? Onu parçalarım seni, parçalarım. Suzan bir gün şu arayı bulamayacaksın diye çok korkuyorum. Yalık! Bana bak abi, eğer öyle bir şey varsa seni gebertirim, magazin oluruz el aleme. Ben şimdi çıkıyorum, döndüğümde bunu elinde görmeyeceğim. Bitti mi? Bitti halacık, fırtına dindi. Dostum rakamlarla yine başımız dertte. Evet öyle. Hesaplar tutmuyor. Hı hı. Ne yapacağız? Bir de benimkilere bakayım mı? İyi olur ya, bir bakalım istersen. Tamam. Efendim? Aa tamam, hemen içeri alın. Biri mi gelmiş? Ha evet, Kerem. Hangi Kerem? Benim kızın arkadaşı, ufaklık var ya. Ha, niye gelmiş acaba, okul yok mu? Vallahi ben de anlamadım, neyse öğreniriz. Ha gel bakalım Kerem, buyur. Merhaba Sadık amca. Merhaba. Selam Yavuz abi. Hoş geldin Kerem, otursana. Büyük bir sorunum var Sadık amca. Öyle mi, nedir? Biz taşınıyoruz. Babamın Antalya'ya tayini çıktı. Bunu Ceren'den önce sizinle konuşmaya geldim. Sonra cadı orman prensesini evine davet etmiş. Çok iyi yürekli ve saf olan prenses bu daveti hemen kabul etmiş. Oysa ki cadının niyeti ormanın derinliklerindeki mağarasına prensesi hapsetmekmiş. Kör cadı bu düşüncelerle evine dönmüş. Hemen mağarasını prensesin gelişi için hazırlamaya başlamış. İşi bittiğinde mağara tam prensesi anlattığı gibi göz kamaştırıcı bir şatoya dönüşmüş. Ya ben bu orman prensesinin ülkesine gitmeyi çok istiyorum. Ben de. Acaba gerçekten böyle bir yer var mı? Olmazsa kitapta yazar mı? Ne bileyim. Annem masallardaki birçok şey uydurma diyor. Mesela Kaftı diye bir yer yokmuş. Ona bakarsan harikalar diyarı da yok diyorlar ama var. Ne? Bu bir sır. Perihan teyze geçen gün oraya tatile gitti. Sahi mi? Hem o kadar da uzak değilmiş. O zaman orman prensesinin ülkesi de vardır. Annelerimizden izin alıp gitsek ya. İstersen seni şu an götürebilirim. Yok, götüremem. Peri olduğumu bilmemen lazım. Ne düşünüyorsun? Bilmem. Belki bir gün gideriz diyorum. Hiçbir zaman gidemeyeceğiz. Annelerimiz izin vermeyecek değil mi? Onlar hep bize öyle yerler yok diyecekler. Ama ben inanıyorum var. Bence de var. O benim en iyi arkadaşım. Bir gün onu
Orman prensesinin yaşadığı yere de harikalar diyarına da götüreceğim. Gel zaman, git zaman. Evet çocuklar, teneffüse çıkabilirsiniz. Öteki ders resim yapacağız. Masalın devamını evde okursunuz, tamam mı? Peki öğretmenim. Hadi bakalım. Onu merak etti. Ben de önemli bir şey zannettim. Kırık plan olmuştur. Sen aşık olmadın tabii, anlayamazsın. Ben de Cem okula gelmesi hemen ararım. Hatta aramazdım, direkt size gelirdim. Aman zaten hep bizdesin. Tuğçe'yle düzgün konuş. Asıl da benimle düzgün konuşsun. Kaç yaşına gelmişim, bana aşk dersi veriyor. Şuna bak ya, daha 7 yaşındasın. Aşk senin neyine? Aman bırakın tartışmayı. Hadi gel Sinek, sana kantinde tost ısmarlayayım. Boş ver, paranı boş boşuna harcama. Benim beslenme çantamda kocaman bir sandviç var, bölüşürüz. Biliyorsun artık çok fakiriz. Ne fakiri? YTL'ye geçtik ya, çilek fakirliği şık zannediyor. Tam fakiriz abi, eskiden babam bize günde 2 milyon veriyordu. Şimdi sadece 2 lira. Evet, benim babamın maaşı da 750 liraya inmiş. Çocuklar, hiçbir şey değişmedi. Eskiden tost 1 milyondu, harçlığınızda 2 tane alıyordunuz. Şimdi 1 lira, harçlığınızda yine 2 tane alıyorsunuz. Sen zenginsin tabii, konuşursun. Cebinde hala 5 milyon var. Düşünebiliyor musun? Yani 5 milyon tane tost alabilir. Vay canına. Hadi gel Rüket, gidip sandviçimizi yiyelim. O 5 milyonun 5 yeni Türk lirası olduğunu hala anlıyor musun? Hayır. Ceren, ne oldu? Keremler evde yokmuş. Öbür teneffüs bir daha arayacağım. Hadi gel. Hadi gel. Keremciğim, aslında taşınmanıza gerçekten ben de çok üzüldüm. Ama bak şundan eminim ki ailen bunun sana faydası olacağını düşünerek böyle bir karar almıştır. Nasıl iyi olabilir Sadık amca? Ceren burada, bütün arkadaşlarım burada. Bana bunu nasıl yaparlar? Üzülme dostum, tamam. Çok haklısın, biliyorum. Bu yaşlarda arkadaşlardan ayrılmak çok zordur. Ama açıkçası ben de Sadık amcan gibi düşünüyorum. Yani ailen böyle olması gerektiği için taşınmaya karar vermiştir. Şunu iyi bil ki, ailenin de arkadaşları ve büyükleri burada. Yani bu gitme işi seni çok üzüyorsa onları da çok üzüyordur. Bu onların sorunu. Ben gitmek istemiyorum. Onlar istiyor. Buraya bunu Ceren'e sizin söylemenizi rica etmeye geldim. Ben yapamam. Aa, Kerem. Lütfen Sadık amca, onun gözlerinin içine bakıp da ben gidiyorum diyemem. Buna dayanamam. Onun karşısında hiç ağlamadım. Ağlayan bir erkek olmak istemiyorum. Ya, demek vedalaşmadan gideceksin öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Bu işler böyle olmaz. Keremciğim, sen Ceren'i seviyor musun? Evet, çok seviyorum. Güzel. Hepimiz biliyoruz, Ceren de seni çok seviyor. Değil mi? Bak, ister kız arkadaşın olsun, ister yakın arkadaşın. Karşısında ağlamaktan korktuğun için veda etmeden gitmek olmaz. Hem buna niye bir veda olarak bakıyoruz ki? Mektuplaşırsınız, hafta sonları gelirsin, Sadık amcan Ceren'i getirir. Aa, tabii elimden geleni yaparım. Yalnız bu tür konularda bir kız babası olarak yüz göz olmayı pek sevmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum ki sen benim kızımın gerçekten çok iyi bir arkadaşısın. Evet, ne zaman gidiyorsunuz? Yarın. O zaman benim Ceren'le yalnız konuşmam lazım. Aa, tabii sonra da kafeye gideriz ama sen de geleceksin, tamam mı? Ben mi? Aa, tabii ki sen. Yani küçük bir veda partisi vermemiz lazım değil mi? Öyle sadece Ceren değil, biz de seninle vedalaşmadan ayrılmayız. Anlıyor musun beyefendi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.